30 Haziran Koruyucu Aile Günü münasebetiyle şehir parkımızdayız. Karatay Belediye'mize çok teşekkür ediyoruz. Sosyal Hizmetler ve Aile Müdürlüğümüzün ve Karatay Belediye'mizin organize etmiş olduğu bu programa katıldık. Çok mutlu olduk. Çocuklar çok mutlu burada. Çok neşeli. Müdürümüzün soyadı gibi çok neşeli. Koruyucu aile olmak bir başkalık, bir ayrıcalık. İnsan her an, her zaman evinde bir can misafir ediyor. Sofrasında bir can misafir ediyor. Ben herkese tavsiye ediyorum. Çok güzel bir duygu, tarifsiz bir duygu. Bu şekilde bir etkinlik olması bizler için mükemmel bir buluşma kaynağı oldu. Karatay Belediyesi'ne, Hasan Bey'e özellikle bu organizasyona destek verdiği için teşekkür ederiz. Bizim temsilcisi değerli çocuklar, kıymetli Hazirun. Karatay Belediyesi. Bu sosyal sorumluluğa 2012 yılından beri devam etmekteyiz. Ve bugün ilimizde 291 ailemiz bulunmakta ve 320'nin üstünde de çocuğumuz bu ailelerimize emanet edilmiş durumda. Bizler 2024 yılı içerisinde güzel bir çalışma yürüterek bizlere 2024 yılında belirlenen 50 kontenjanın 47'sini Sayın Valim, Sayın Belediye Başkanım bugün itibariyle doldurduk. Ve oransal olarak baktığımızda, nüfusa orana baktığımızda bizler Türkiye'deki ilk il içerisindeyiz. Hedefimiz 50 olsa da biz mutlaka sayı daha da çoğaltacağız. Ve bu gibi etkinlikler ailelerimizin bu konuya dikkatini çekecek ve bu noktada ailelerimizin gönüllü koruyucu aile olmaları sağlanacak. Ve bir gönül elçisi olmaları sağlanacak. İnşallah herkes kendi ailesine mutlu yaşasın ama bu bir ihtiyaçsa buna da toplum olarak sahip çıkmalıyız. Ve Konya'ya da sahip çıktığı için, bizi iyi yerlere taşıdığı için Konya halkına da teşekkür ediyorum. Sayın Belediye Başkanımıza da özelde bu etkinlikleri geleneksel hale getirdiği için teşekkür ediyorum. Engelli, yaşlı, çocuk, kadın, hangi alan olursa olsun sosyal politikada Sayın Belediye Başkanım her zaman yanımızda. İnşallah bizler Sayın Valimizin talimatları, belediye başkanlarımızın destekleri, dernek başkanlarımızın bizlere olan işbirlikleriyle daha güzel yerlerde olacağımızı, mutluluğu paylaşacağımızı ifade etmek istiyorum. Çocuklarımız hakikaten bizim geleceğimiz. Bu geleceğimizi en iyi şekilde yetiştirmeliyiz. Bu çocuklarımız sevgiyle, şefkatle büyürlerse gelecekte daha faydalı olurlar. Bu vesileyle bu çocuklarımızın sevgiyle, şefkatle büyümesine destek olan buradaki tüm aileleri ben tebrik ediyorum, kutluyorum, iyi ki varsınız diyorum. Şehrimizdeki her türlü ihtiyaçların giderilmesi amacıyla birçok faaliyetler yürütüyoruz. Ama en önemsediğimiz faaliyetlerden birisi de her yıl yapmakta olduğumuz bu koruyucu aile buluşması. Artık geleneksel hale getirdik neredeyse. Tabii Sayın Cumhurbaşkanımız 2021 yılında 30 Haziran'ı koruyucu aile günü olarak
ilan etti. Biz de her yıl 30 Haziran geldikten sonra bu faaliyetleri, bu icraatları yapacağız inşallah, yapıyoruz. Biz çocuklarımızın her alanda iyi yetişmesi için gayret gösteriyoruz, emek veriyoruz. Tüm kurum ve kuruluşlarımızla birlikte çalışıyor, onlara destek veriyoruz. Yine Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğümüzle de birçok ortak projemiz var. Bunlardan bir tanesi de bu program. Ama en büyüğü de inşallah yakın zamanda açacağımız ve şu anda inşaatını tamamladığımız Engelsiz Yaşam Merkezi. Türkiye'nin en büyük, Konya'nın ilk olma özelliği taşıyan Engelsiz Yaşam Merkezimiz de inşallah Konya'mızda ailelerimizi, engelli ailelerimizin yanında olacak ve onlara destek olacak inşallah. Ben buradan Sayın Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanımıza ve Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Müdürümüz şahsında tüm çalışanlarına teşekkür ediyorum, kolaylıklar diliyorum. Tabii valiliğimizin öncülüğünde yaptığımız protokol kapsamında inşallah birlikte buraları çalıştıracağız. Bizler belediyeler olarak tüm halkımızın, çocuklarımızın, gençlerimizin ne tür ihtiyacı varsa onların yanında olmaya, onlara destek vermeye devam edeceğiz. Bizler Türk milletinin birer ferdi olarak hepimiz toplumumuza karşı bazı görevler üstlenerek bu rolleri icra ediyoruz. Ancak koruyucu ailelerimiz bizlerden bir adım daha, hatta birkaç adım daha öne çıkarak daha fazla bir sorumlulukla yarınlarımızı şekillendirme noktasında evlerini, gönüllerini çocuklarımıza açmışlardır. Kıymetli ailelerimiz, üstlendiğiniz bu kutlu, önemli görevden ötürü sizlere teşekkür ediyor. Her birinizi ayrı ayrı tebrik ediyorum. İyi ki varsınız. Karatay Belediye Başkanımıza da hasreten teşekkür etmek istiyorum. Çünkü bizlere bu gelenekselleşmiş buluşmayı tekrar ev sahipliği yaptı. Bu sahiplenme çok önemli. Sağ olsun, var olsun. İl müdürlüğümüz de, personellerimiz de, müdürümüz de bu noktada gayret gösteriyorlar. Bugün burada sizleri onurlandırmak için bir aradayız. Çok teşekkür ediyoruz katılımlarınız için.